Eselcik ne oldu? Yağmura yakalandı. Hani kapıları disiyorduk? Hani kapıları dikiyorduk? Bereket yağdı, bereket. Vallahi buradan görünüyor inşaat alanındaki tentemiz falan iyice inmiş aşağı. Onu yarın ayarlamamız lazım yine. Ama güzel. Bayağı kurak geçen, hiç yağmursuz bir Mayıs ayından sonra kapılar burada. Kapıları hemen yukarı aldık böyle yükseğe suyla temas etmesin diye. En yapabildiğimiz şey bu şu an. Hatta bakayım oradan hafiften şey geliyor. Abou, oraya bir naylon falan sereyim ben. Hemen kapatıyorum. Vallahi yağmur dindi ama sanki gerisi gelecek gibi görünüyor. Bulutlar fena. Bulutlar fena. Tenteler ayvayı yedi. Neyse ki kapılar ıslanmadı. İyi ki dikmemişiz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi kapıları kasalarına hazırlamıştık. Bu çerçevemiz hazır. Şimdi orada iki tanesini zaten oturttuk. Yağmur tehlikesi var. Dün yapmayı düşünüyorduk. Dün yapamadık. Yağmurdan dolayı ciddi yağmur vardı. Bugün yaptık ve yağmura karşı önlemimizi aldık. Şimdi son kapımızı yapıyoruz. Son kapımızın bu iki ayağını zaten sabitlemek amacıyla yan taraftan kasaya yine çaktık. Şimdi bunu yaparken dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da terazide olması, yani sağa sola öne arkaya oynamaması. Bende su terazisi yok ama bir uygulama indirdim. Onu şöyle düz bir zemine koyduğum zaman burada x, y ekseni üstündeki koordinatlarını gösteriyor. Şu an gayet iyi, idare edecek bir dikeylik, yataylık söz konusu. Son kalaslarımız iki tane kaldı. Bunları da yandan bu taraftan sabitlemek için çakacağım şimdi. Onun öncesinde ve Esra'nın yöntemi, ben gelip kasanın üstünde çakmaya çalışıyordum. O da bize biraz kasayı oynatıyordu yerinden. Şimdi böyle bir şey yaptık. Oraya götürmeden daha buradayken çakıyorum. Dur geliyorum, dur babam geldi. Vallahi az önce Özcan amca geldi, şunu çakıyorduk, artık kaçırdık onu. Tekrar akıl edemedik çekmeyi. Bu iki ayağı da oraya çaktık. Evet. Şimdi bu aralarda böyle bir bağlantı yapıyoruz. Bu ikisini bir daha sağlamlamak için. Tamam. Yana mana kaymasın diye. Evet Esra'cık, ne yapıyorsun bakalım? He? Yağmur gelirse diye kapı kasalarımızı korumaya alıyorum. Bravo. İyi iş çıkarmışsın. İyi iş çıkarmışsın. Sonunda kapıları kapı değil gerçi bunlar. Kapı kasalarına yerleştirdik. Giriş çıkış kapısı ekstra fazladan odanın kapısı. Burası da banyo tuvalet kapısı olacak. Bakalım, en yakın zamanda toprakla çalışmak için de ben can atıyorum açıkçası. Sen ne diyorsun Esra'cık? Taş bizi çok yordu. Paramparça olduk. Bütün bu kenara yığdığımız toprak çuvallara girecek. Evin duvarlarını oluşturacak. Oradan başlıyor burası. Burası karşısı. Ve fazla gerekirse de fazlasını getireceğiz bakalım. Esra'nın küçük postanı deneme. Bakalım. Keyifler yerinde.